Herkese merhaba. Teknoblog Test Merkezi'nin son konuklarından bir tanesi Arcos'un 80G9 Turbo adlı tableti elimde görmüş olduğunuz üzere. Arcos'u genellikle medya oynatıcılarıyla biliyoruz. Android işletim sistemiyle birlikte Arcos multimedya alanındaki tecrübesini farklı, sıra dışı tasarımlı ve özellikler barındıran yenilikçi ürünlerle birleştiriyor. Bunu söyleyebiliriz. Elimde tutmuş olduğum Arcos 80G9 Turbo'da barındırdığı 250 GB'lık sabit diskle farklı bir ürün. Ayrıca 8 inçlik ekranında bir tablet için şimdiye kadar görmediğimiz bir ekran büyüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yine 7.7 gördük, 7 inç gördük, 8.9 gördük ancak 8 inç pek fazla gördüğümüz bir çözünürlük değil, büyüklük değildi. Bu 8 inçlik tablet ekranı 1024x768 çözünürlüğe sahip. Ekranın kalitesi fena değil. Grafikler oldukça iyi bir görünürlüğe sahip. Tabi piksel yoğunluğu normale göre düşük ancak fena bir görsel deneyim sunmadığını söyleyebiliriz. Güneş ışığı altında dışarıda parlaklığı maksimuma getirseniz fena olmayan bir görüş elde edebilirsiniz. Ekranın görüş açıları fena değil, bunu söyleyebiliriz. Tabi yanlarda biraz daha iyi görüş var. Altta ve üstte baktığımızda biraz bozulma görebiliyoruz renklerde, bunu söylemek gerekiyor. Bunun için ekranın tepkileri fena değil. İyi bir şekilde algılıyor bizim parmak hareketlerimizi, bunu söyleyebiliriz. Tabletin hemen yanında bir kamera dikkat çekiyor. 720p kalitesinde video kaydı yapabilen bir kamera. Tabletin arkasında bir kamera yok. Sadece önde görmüş olduğunuz kamera var. Bu kameranın kalitesi çok iyi değil. Zaten çoğunlukla haberleşme, iletişim uygulamaları için ayrılmış. Yine de bir kamera uygulaması var. Bu ön kamerayla kendi fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Ya da ihtiyaç duyduğunuzda yine başka objelerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ancak kameranın ışık hassasiyetinin pek iyi olmadığını söylememiz gerek. Dış ortamda, güneş ışığında altında iyi fotoğraf veya videolar çekmiyor. Pek beğenmedik, bunu söylemek gerekiyor. Bunun dışında tablet plastikten yapılmış bir kasayla gelmekte. Yaklaşık 14 milimetrelik bir kalınlık var. Çok ince bir tablet değil ancak arkası görmüş olduğunuz gibi hafif kavisli. Bu da rahat bir şekilde tutmanızı olanak sağlıyor. Arcos bu tableti aslında yatayda tutuş için geliştirmiş gibi gözüküyor. Ancak bu tableti dikeyde de rahat bir şekilde tutup kullanabiliyorsunuz. Ekranın boyutu, en boy oranı buna olanak sağlıyor. Dikeyde de çok rahat bir şekilde sanki elinize bir kağıt tutarmış gibi bu tableti tutup kullanmanız mümkün. Bunu da belirtelim. Tabletin bağlantı elemanları genellikle sol tarafta toplanmış. Butonlar, bağlantı elemanları görmüş olduğunuz üzere. Açma kapama tuşu, bunun yanı sıra micro USB portu, bunun yanı sıra ne var? 3.5 mm'lik kulaklık jakı, mini HDMI portu ve şarj adaptörü giriş var. Burada da bir indikatör görmüş olduğunuz gibi bir lamba var. Sol tarafta, sağ tarafta ses kademe tuşu var. Aslında görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta hiçbir şey yok ancak Arcos nedense bu düğmeyi çok küçük yapmış. Bu biraz rahatsız edici. Daha büyük yapılabilir ve ses kapatma açma işlevleri çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebilirdi. Arkada 4 tane ayak dikkati çekiyor. Çok küçük ayak, lastik yüzeye oturduğunda tabletin arkasının çizilmemesi için geliştirilmiş. Arcos yazısı, hoparlör dikkat çekmekte. Tablette bir diğer özellik, opsiyon olarak görmüş olduğunuz USB modemin sunuluyor olması. 3G USB modem. Eğer bir 3G'ye bağlantınız varsa, sim kartınız varsa bu aksesuarın görmüş olduğunuz yuvasına, sim kart yuvasına şu şekilde göstereyim hemen. Açayım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere buraya sim kartı yerleştiriyorsunuz ve daha sonra bunu tablete şekilde görmüş olduğunuz gibi takıyorsunuz ve elinizde 3G destekli bir tablet olmuş oluyor. Bu alet opsiyonel satılıyor. Bunun olmadığı durumlarda bir kapak burayı örtmekte. Görmüş olduğunuz USB portu normal USB bellekleri de, parmak USB bellekleri de destekliyor. Onun içindeki dosyaları da görebilirsiniz bu açıdan da. Esneklik sunduğunu söyleyebiliriz Arcos'un tabletinin. Plastikten yapılmış bir tablet, çok fazla kaliteli durduğu söylenemez ancak yine de sağlam bir tabletle karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerek. Devam edelim. Tablet aslında bizim elimize Android 3.2 Honeycomb'la yüklü şekilde gelmişti. Ancak güncelleme varmış ve biz de bu güncellemeyi yükledik. Kablosuz bağlantı üzerinden yükleyerek Android 4.03 Ice Cream Sandwich'e yükselttik sürümünü. Tablette ufak tefek
sorunlar gözlüyorduk. 4-0-3 bunları halletti. Bunu söyleyelim. O açıdan iyi, bir problem yok. Bunun sıra cihazda 1.5 GHz'lik çift çekirdekli OMAP 4 işlemci var. İyi bir performans gösteriyor. RAM'i biraz düşük. Yaklaşık 450 MB'lık bir RAM var. Çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. Cihazda 1.5 GB'lık bir ROM var. Bunun yanı sıra tabii çoğu işlevi, depolama işlerini 250 GB'lık dahili hafıza görmekte. Bunu belirtelim. Aslında Arcos 80G9 bir multimedya tableti, doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak ilginç bir şey var. Nedense AC-AC3 ses plugin'i desteklenmiyor görmüş olduğunuz üzere tablet tarafından. Bunu ayrıyeten gidip satın almanız gerekiyor bu ses formatını. Bu biraz garip geldi, doğrusunu söylemek gerekirse. Bunun dışında görmüş olduğunuz video uygulamasında Android'in ham video uygulamasına bazı eklentiler yapıldığını görüyoruz Arcos tarafından. Şu görmüş olduğunuz Coverflow benzeri yapı güzel. Bunun dışında müzik uygulamasına da ana ekrandan ulaşabiliriz. Onda da görmüş olduğunuz gibi yüklemiş olduğunuz şarkıları bu şekilde görebilirsiniz. Hoş bir görünüş var. Bunu söylememiz gerek. Zaten multimedya alanında deneyimi olduğuna inandığımız Arcos'tan da farklı bir şey bekleyemezdik. Bunun dışına baktığımızda Google'un uygulamalarını görmekteyiz. Android ile birlikte zaten geliyor. Media Server uygulaması var görmüş olduğunuz gibi. Medya sunucu uygulaması var. Yine bir medya özelliği. Kamera, Android ile birlikte sunulan kamera, ön kamera uygulaması karşımıza çıkıyor. Tabii bu ön kamerayı kullanarak fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Çok iyi olduğunu söyleyemeyiz tabii ki fotoğraf deneyiminin. Zaten bu bir medya tableti. Bu şekilde özellikler var. Modemin kullanılmasını sağlayan Arcos Connect yazılımı da var. Bunu da kullanarak tableti 3G üzerinden internete çıkarabilirsiniz. Bunları söyleyelim. Arcos 80G9 Turbo ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla detayı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.